Sanılanın aksine sanat ekmek ve su kadar gerekli bir şeydir. Ama kim için ve ne için ekmek ve su kadar gerekli bir şeydir? Şimdi sıradan bir insan yani sadece temel ihtiyaçlarını karşılamakla ve eh biraz da haz alabilmekle yaşadığını düşünen bir insan için sanat beyhude hatta dalga konusu bir uğraştır. Çünkü yaşamı hayatta kalmaktan ibaret olarak gören birinin Ahmet Arslan'ın dediği gibi hazır cevapları vardır. Yani hayatta kalması için ne yapacağı ne edeceği gibi kurallar toplumca hali hazırda verilmiştir ve o da kabul etmiştir. Çünkü tek derdi hayatta kalmak zaten ve cevaplar da hazır oh ne güzel. Ama cevabı olanın sorusu olmaz. Sorusu olmayan biri içinde bir köpeğin veya kedinin sürdüğü hayattan daha başka bir hayat yaşamasını sağlayacak altyapı yoktur. Yani o fakir ruhta değişim dolayısıyla gelişim olmaz. Zira değişimin gelişimin filizi bilmiyorum diyebilmektedir. Ama insanların çoğu dinlerden, yerel kültürlerden, toplumlardan vesaire sunulan hazır cevapları doğrudan kabul eder ve böylece kendini güvende hissederek soru sormayı bırakır. Öyle ya, öyle ya bilmemek korku verir insanı. Ama hazır bir cevabın varsa kendini güvende hissedersin. Cevaplar var işte, soru sorup neden kendimi yorayım ki diye düşünür. Gerçi bunu bile düşünmez çünkü onun gerçek nedir gibi bir kaygısı da yoktur. Onun tek kaygısı dediğim gibi tıpkı doğadaki hayvanlar gibi hayatta kalmaktan ibaret bir kaygıdır. Şimdi soru sormak, bilmiyorum demek ya da verilen hazır cevapları reddetmek hayvanlardan bir hayvan olarak insan türünün hayatta kalmasına büyük bir tehdit oluşturur. Zira sen çoğunluğun kabul ettiği doğruları reddedersen ya da üzerine düşünmeden hemen kabul etmeyeceğim dersen toplum tarafından dışlanır ve tek başına kalırsın. Sürüden atılırsın yani. Biliyorsunuz doğada hayvanlar hayatta kalmak için sürü halinde yaşar. Aynı durum tek kaygısı hayatta kalmak olan insanlar için de geçerlidir. İşte bu sebeplerle sıradan insan hayatta kalmaya hizmet etmeyen hemen her şeyi lüzumsuz bir şey olarak algılar. Sokaktaki köpek gün boyu çöpleri eşeleyerek yemek bulmaya çalışır. Bizim kravatlı modern insan da gün boyu bilgisayarı eşeleyerek yemek bulmaya çalışır. Sokaktaki köpek bulduğu ilk karşı cinsle çiftleşmek ister. Bizim kravatlı modern insan da temas kurduğu ilk karşı cinsle çiftleşmek ister. Sokaktaki köpek uyumak için kendine güvenli bir yer bulur. Bizim kravatlı modern insan da uyumak için kendine güvenli bir yer bulur. Aslına bakarsanız köpeğin durumu daha iyi. En azından köpek ekmek bulmak, ev almak veya çiftleşmek için insanın yaşadığı gibi stres, aşağılanma, mutluymuş, seviyormuş gibi rol yapma, başka biriymiş gibi davranma şaklabanlıklarına düşmüyor. Günün en az üçte ikisini de kendine ayırabiliyor. Modern insanda o da yok. Tabii en acısı, en çekilmezi de hayatta kalmaktan öte yaşama kaygısı taşıyıp temel şartlarını sağlayamayan insanın durumudur. Yaşama kaygısından ne kastettiğimi videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Şimdi böylesi bir adamın durumu gerçekten çok zor. Çünkü şu da bir gerçek ki temel şartları sağlamadan sanatla uğraşmak neredeyse imkansızdır. Kamu çok kısa ve öz bir şekilde dire getirir bu durumu. Şöyle der, insanın parası varsa çalışmak zorunda kalmaz. Böylece zamanı satın alır. Bu kalan zamanda da kendini mutlu edebilecek şeyleri yapar. Yani para mutluluğu satın alır. Öyle bunu kabul etmek gerekir. Şimdi sıradan insanı bir tarafa bırakıp hayatta kalmayı yaşamak saymayan, bilmiyorum deme cesaretini gösteren dolayısıyla değişime ve gelişime açık insanların durumuna bakıp o insanlar için sanat neden ekmek ve su kadar gereklidir ona değinmeye çalışalım. Dikkat ederseniz sıradan insanda hayatta kalmak amaçtır. Hayatta kalıyorsa da o insan ereğini tamamlamış demektir. O bitmiştir yani. Bir dostum o insanın durumunu şöyle çok güzel bir şekilde imgeler. Der ki böylesi birinin durumu şuna benziyor. Dallı budaklı kocaman bir ağaç düşünün ama ne meyve veriyor ne de gölgesi var. İşte yaşamı hayatta kalmaktan ibaret gören bir kimsenin durumu buna benzer. Karmaşık insanda ise hayatta kalmak amaç değil yaşamanın sadece bir aracıdır. İşte insanlar arasındaki tüm çatışma buradan doğar. Bu yapısal farktan doğar yani. Yapısal bir fark olduğu için üstün insan ifadesini kullanmak yerine karmaşık insan demeyi daha doğru buldum. Zira bir üstünlükten bahsedebilmek için aynı düzlemde olan kişileri karşılaştırmak gerekir. Ama bu iki tip insan aynı düzlemde değil. Ancak türce aynı düzlemde denebilir ama değerce değil. O yüzden değer bakımından karşılaştırma yapıp üstün insan denemez bana kalırsa diyeceğim ama pek de bana kalacağını sanmıyorum. Yani üstün dersek şöyle saçma bir şey olur. Cristiano Ronaldo kendini ayakları olmayan biriyle karşılaştırıp ben ondan futbol oynamak konusunda daha üstünüm demesi gibi bir saçmalık olur yani. Adamla futbol oynama olanağı yok ki sen kendini onunla kıyaslayıp futbol oynamak bakımından bir üstünlükten bahsedesin. Şimdi aynı mantıkla bakarsak Hayatta kalmaktan öte yaşama kaygısı olmayan biriyle felsefe yapmak, sanat yapmak, bilim yapmak gibi konular hakkında nasıl değerce bir kıyaslama yapabilirsin ki? Adamda öylesi bir kaygı olmadığı için o işleri icra edecek bir olanak da yok. Neyse devam edelim. Ne dedik? Karmaşık insan için hayatta kalmak sadece bir araçtır. Neyin aracı? Yaşamanın. Peki yaşamaktan anladığı ne? Sanatın karmaşık insan için neden ekmek su kadar gerekli olduğunu temelde bu soruya vereceğimiz cevapta ve bu sorunun doğurduğu diğer etmenlerde anlayabiliriz. Şimdi sanat ne içindir, neden gereklidir sorularına şu üç başlık ile cevap vermeye çalışacağım. Bu başlıklar sırasıyla anlam, anlama ve arınma. Anlamdan başlayalım. Hani dedim ya sıradan insan için amaç hayatta kalmak ve hayatta kalıyorsa olay bitmiştir. Olay bitmiştir demekle kasıt ne? O adam için hayat anlamlıdır kardeşim. Anlam dediğimiz şey nedir? Yine Ahmet Hoca'dan alıntı yaparak söylemek gerekirse anlam insanın yaşamını tatmin edici, içinde kendini iyi hissedeceği bir bütünle, bir hale ile çevirmesidir. Sıradan insan bu haleyi hayatta kalmak ve hayvani yanının hazlarını doyurmakla sağlamış olur. Onun için hayat bu kadarıyla anlamlıdır. Ama karmaşık insan için bu hale bu kadarıyla anlamlı değildir. Bu fark yapısal bir farktır yani bunu uzatmanın manası yok. Karmaşık insanın anlamlı bir yaşamdan anladığı hayatta kalmak ve birazcık haz almak değilse ne? Şimdi bu adam ben kimim, neyim, ne için varım, bir değerim var mı gibi soruları soran bir adam. Öyle anlık olarak kafadan geçip giden sorular değil bunlar. Karmaşık kişi bu soruların ağırlığında uykusuz günler geceler atlatır. Sorduğu bu sorulara etrafından aldığı yanıtlar, hazır cevaplar sadece hayatta kalma minvalinde cevaplar olunca doğal olarak karmaşık adamın anlamlı yaşam kaygısı tatmin olmaz. Dolayısıyla tüm verilen yanıtları reddeder. Ha, demek ki bu adamın cevabı yalnızca hayatta kalmayı hizmet eden uğraşlarda veya yalnızca hayvani kısmını tatmin eden ihtiyaçların karşılanmasına değil. Bu açık. Peki nerede? İşte sanat yalnızca sanat değil, bilim, felsefe gibi uğraşlar veya erdemli olmak gibi düsturlar da bu tatminsizlikten doğan değerlerdir. Karmaşık kişi ancak bu uğraşlar veya ilkelerle hayatını çevreleyebilirse anlamlı, iyi bir yaşam sürebilir. Camus yine karmaşık kişinin basitlikten duyduğu tatminsizliğine ve bu tatminsizlikten türeyen, bahsi geçen değerleri doğuran kaygıyı Söylen'in Söyleni'nde şöyle dile getiriyor. Şöyle diyor kitapta: Ağaçlar arasında bir ağaç, hayvanlar arasında bir kedi olsaydım, bu yaşamın bir anlamı olurdu. Daha doğrusu, bu sorunun hiç anlamı olmazdı. Çünkü dünyadan bir parça olurdum. Bu dünya olurdum. Oysa şimdi tüm yakınlık gereksinimimle birlikte onun karşısındayım. İşte mevzu bu. Ne var ki karmaşık insan sıradan insanın basitliği anlamlı bulmasını kavrayabilirken, sıradan insan karmaşık insanın basitliği anlamlı bulamayışını kavrayamaz. Zira insan kendinde olmayanı göremez. Göremediği için de insan için bilinmeyene karşı doğal bir savunma refleksi olarak o işleri küçümser, alaya alır. Mahiyetini anlamıyor çünkü ne olduğunu bilmiyor. Bilmemek korku verir. Korku verince de klasik savunma mekanizmasına geçersin. Geçelim diğer başlığa anlama. Aristoteles Metafizik girişinde her insan doğası gereği bilmek ister der. Doğru ama şöyle bir farkla. Bu istek sıradan insanda yalnızca hayatta kalma minvalinde nesnelerin bilinmesine yönelik olurken karmaşık insanda ben kimim, neyim, ne içinim, bir değerim var mı gibi sorulara yönelik olur. Sanat işte bu noktada karmaşık insanın bilmek istediği nesne alanlarını hem anlaması hem de ifade etmesi için gereklidir. Mesela Edward Hopper insanların birbiri arasındaki uçurumu, yalnızlığı Blue Night adlı tablosunda ifade eder. Ve böylesi derdi kaygısı olan biri de yalnızlığın ne olduğunu anlar bu tabloya bakarak. Yoksa yani nasıl para kazanılacağını anlamak ve anlatmak için resme, müziğe, şiire yani herhangi bir sanata ihtiyaç yoktur. Umarım sanatın bu misyonunu anlatabildim. Geçelim son başlığa arınma. Şu katarsiz dedikleri mevzu. Hani dedim ya karmaşık kişiler Kimin ben gibi soruları sorarken öyle Meltem gibi gelip geçmez bu sorular. Kasırga gibi gelir dağıtır tüm benliğini. Düşünsenize bir kasırga geliyor ve inandığınız, güvendiğiniz, doğru saydığınız her şeyi yerle bir ediyor. Sizi ayakta tutan hiçbir şey kalmamış. Yıkılmaz denilen her şey yıkılıp gitmiş. Kandırılmışsınız. Hani biraz doğrulup yürümeye kalksa daha önce sütten ağzı yandığı için her adımında bir şüphe, bir engel bulacak o kişinin içindeki öfkeyi ve korkuyu tahayyül edebiliyor musunuz? Şimdi bu adam içindeki o negatif enerjiyi ya birilerine zarar vererek ya da sanat ile arındıracak. Karmaşık insanlarda insana evreni anlama gibi kaygılar olduğu için anlayışları, duyarlılıkları sıradan insanlara nazaran daha güçlü olduğundan içlerindeki bu öfkeyi, korkuyu insanlara zarar vererek değil, sanatlarına yansıtarak arıtabiliyorlar. Mesela Pink Floyd'un Careful With The Taxi Eugene adlı parçasını bir dinleyin. Hatta Umma Gumma adlı albümün tümünü dinleyin bence. Şimdi bu dediğim de hani sanat eserleri öfke ve korkuların yansımasından ibarettir olarak algılanmasın. Bu arınma durumu sanatın misyonlarından bir misyon. Yoksa ilk iki başlık bağlamanı düşünürseniz sanat sevgiyi de umudu da yaratır, yansıtır, anlatır, yaşatır hatta. O halde sanat sanat için midir, toplum için midir sorusunu şöyle neticelendirebiliriz. Sanat sanatı isteyen içindir. Kimin için olacak başka? Toplum için desen saçma. Zira toplum sanattan anlamaz. Çünkü videonun başından beri bahsettiğim üzere çoğunluğun öyle bir derdi, dolayısıyla isteği, dolayısıyla kavrayışı yok. E sanat sanat içindir desen de saçma. Sanki sanat insandan bağımsız bir varlıkmış gibi oluyor. E öyle de değil. O zaman denilebilecek en akla yatan şey sanat, sanatı isteyen, sanat kaygısı gereği duyan kişiler içindir. Sisyphos sizinle olsun. Katıl butonu ile bize destek olabilirsiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. This is the end.